Hamilelikte en çok sal verilen ve doğru bilinen yanlışlardan danışacağım bugün. Sizin için 6 suala kısa özetle cevap vermeye çalışacağım. Bunlar nedir? Hamilelikte cinsel ilişki olar mı? Cinsiyet hesaplama önceden mümkündür mü? İki hamilelik olması için ne yiyebilirik? Tonus diye bir şey var mı? Ona ne yemeye lazımdır? Su kullanması hamilelikte bebeğe zararlıdır mı? Bir de sürekli uziye düşme bebeğime zarar verer mi? Bu sorulara cevap getireceğim. Birinci sorumuz hamilelikte cinsel ilişki olar mı? Ümumi cevap verirsem bəli, hamilelikte cinsel ilişkiye hiçbir yasak yoktur. Ta hamilenin ilk haftasından son 40 haftasına kadar hiçbir yasaklama yoktur. Ancak burada istisna hallar var. Hansıdır bunlar? İstisna hallarımız o ki, eğer sizin ilk haftalarda düşük riskiniz varsa, bile deyelim, kanamanız varsa, lekelenmeniz varsa, bu ilk haftalarda, ilk trimestrede düşük riski demektir. Bu düşük riski geçtikten sonra ve hekiminiz size onay verdikten sonra tekrardan normal cinsel hayatınıza devam edebilirsiniz. Yok eğer sizin ikinci trimestrede uşaklık boyunda kısalma varsa, erken doğum riskiniz varsa, bu zaman size doktorunuzla konuşarak, belki doktorunuz yasaklayabilir. Veya plasentanın önde yerleştiği durumlar var, hansı ki kanamalara sebep olur. Plasenta previa dediğimiz çift önde gelir, bu zaman da cinsel ilişkini biz yasaklıyoruz. Onun dışında sizin riskli bir hamileliğiniz yoktursa, cinsel ilişkide hiçbir sakınca yoktur. Cinsiyet hesaplamayla bağlı çok sual gelir, bilmem Çin təqvimi, nə təqvimi. Bunu kısaca diyeceğim ki, belə bir şey yoktur, yani tibbi bir əsası yoktur. Cinsiyet hesaplamanın, yani tibbe dayanan bir əsası yoktur. Ancak tüp bebekte özel genetik seçme ile siz önceden bebeğinizin cinsiyetini bilebilirsiniz. Onun dışında sağ yumurtam partladı, oğlan olacak, sol oldu, belli olacak, bunlara inanmayın. Gerçekten boş hikayelerdir. Zaten ben de şöyle bir sallasam diyerem ki %50 oğlan olacak veya kız olacak. Zaten iki seçimimiz var. O yüzden böyle şeylere inanmayın diyeyim. Gelek tonus meselesine, hamilelikte tonus diagnozu koyulur ve özellikle ultrases muayenesi sırasında ve herkese tonus için rektal şamlar ve bir sürü tedaviler verilir. Kesinlikle bunu etmeyin çünkü hiçbir ginekoloji normal bir kitapta, dünyanın, Avrupa'nın, Amerika'nın, Türkiye'nin kullandığı hiçbir kitapta tonus, hamilelikte tonus diye bir diagnoz yoktur. Böyle bir hastalığı yoktur. Normalde her əzələnin bir tonusu var. Her bizim kolumuz, kol əzələmizin de bir tonusu var. Yani olmaması anormaldir. Uşaqlıq da əzələli bir orqan olduğu için onun da kendince tonusu var. Ancak bu tonus dediğimiz hani əzələlərin yığılmağıdır. Bunların artabilir, azalabilir. Normalde biz yine deyirəm, her uşaqlıqda özellikle büyüyen haftalarda bu bıraktığım Higgs kasılmaları dediğimiz yalancı doğum kasılmaları bekleriz. Bunlar da əzələnin yığılmasıdır, yani tonuslanmasıdır. Ancak bu ilk haftalarda olduğunda buna işte kadın hamile ultrasona gelir ve o yüzden tonus diagnozu koyulur. Böyle bir diagnoz, yani tonus ümumiyyətçe uzi ile koyulabilmez. Ümumiyyətçe belə bir şey yoktu. Ancak bizi narahat edilen neler olabilir? Qarının aşağı hissesinde sürekli, devamlı olarak gelip giden ağrılar olursa, bu ilkin haftalarda olduğunda biz narahat oluruq düşük təhlükəsindən, uşaqlıq boyunun erken açılmasından, erken doğum riskindən. İleri haftalarda isə işte bu yalancı doğum kasılmaları dediğimiz doğuma hazırlık kasılmalarından. Bunun isə dediğim kimi uzi ilə görülməz bu dediğimiz ağrılar, ancaq ve ancaq həkim muayenəsi ilə böyük haftalarda isə NST-də biz toka koyarıq, özellikle uşaqlığın yığılmalarını göstərir, bununla mümkün edə bilərik. Diğer bir sual. İkiz hamileliği için önceden ilaç kullanabilirim mi ki mənim uşağım hamile olsun? Bəzi ilaçlar var ki, bunlar işte ikiz kalmamı kolaylaştırır dediğimiz. Bunun da net cevabı budur ki, ancak ve ancak ikiz hamileliğin garantisi tüp bebektir. Yani süni mayalama vasitesiyle siz ikiz uşaq sahibi olabilirsiniz. Peki bazı ilaçlar adları hallanır ki, bunlarla necə hamile kalmak olar mı? O insanlar arasında gezen bazı ilaçlar var ki, dilden dilə dolaşan, hansı ki bunlar ikiz riskini artırır mı diye. Normalde biz o ilaçları kullanırıq, çocuğu olmayan insanların yumurta stimülasiyasında.
Hansı ki aynı anda bir değil bir neçe yumurta yetiştirebiliriz. Ancak bu ilaçlarla %100 siz ikiz hamileliği olacaksınız diye bir şey yoktur. Sadece %5'lik veya %8'lik bir ikiz gebelik şansı artma riski vardır. Ama bu ilaçları siz kendi başınıza kullanamazsınız. Mutlak doktor kontrolünde kullanmak lazım. Bir de eğer sizin anne tarafında genetik olarak ikiz gebelik hani varsa o zaman şansınız nispeten artmıştır. Bunu diyebilirim. Hamilelikte diğer bir yanlış bilinen şey su bulanması. Bunu da en çok daha çok uzist yanına giden hanımlara koyuyorlar bu diagnozu. Ha, baktık senin suyunda bulanma var, enfeksiyon geçirmişsen, uşağın beli olabilir, heli olabilir ve hanımlar teşvişle gelir ginekologlarının yanına. Bu da tamamen yanlış ve cefengiyattır demek istiyorum. Çünkü bəli, bebek bir suyun içindedir. Bizim için suyun bulanması, ağarması hiçbir əhəmiyyəti yoktur. Suyun azlığı ve çoxluğunun əhəmiyyəti var. Normaldir mi? Bu əhəmiyyətlidir. Suyun bulanmasını asla ultrasonla biz diagnoz koya bilmərik. Bizim için suyun bulanması demek doğum sırasında mekonyumlu su gelişi demektir ki bebek bazen erken zamanda kakasını yaptığında suyun rengi yeşil olar. Bu da aslında doğuma engel değil, sadece bebeğimiz daha aspiklikte olabilir diye doktorunuz daha dikkatli olacak. Bebeğin ne hissettiği bozularsa gerekirse sezeren alacaktır ama bu şekilde bile bebeklerimiz tamamen normal doğurtulabilir. O ki kaldı suyun içinde hafif bir dispers deneceklerinin üzmesi. Bu ise bebeğin normal cildinden dökülen hücrelerdir. Bunun için korkmaya veya herhangi bir muayeneye de ihtiyaç yoktur. Son olarak hamilelikte sürekli uzaya düşmek zərərlidir mi? Normalde uzunun zamanları var. Hani ultrasəs muayenesine həkiminiz sizi çağırar. Siz keyfinize göre ultrasəsə gitmemeniz lazım. O da genelde ilk başladığımızda ayda bir defadır. Ancak diyelim ki siz riskli hamilelisiniz. Sizi həkiminiz haftalık veya 3 günde bir ultrasəs muayenesine çağırır. Bunların hiçbir zərəri yoktur. Ultrasəs sadece ses dalgalarından olan bir cihazdır ve onun dokulara təsirindən bir görüntü əmələ gəlir. Bebeğinize hiçbir zararı yoktur. Ve eğer videolarımız size maraqlıdırsa, bunun altında, bu videomuzun altında sizi maraqlandıran sualları, daha neler yanlış bilinir veya daha neyi çok merak edirsinizsə, suallar soruşabilirsiniz ki, mən növbəti videolarda o sualları da cevaplayayım. Özünüzə yaxşı baxın, sağlam hamiləlik keçirin.